Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım harika hissediyorsunuzdur. Bugün 8 Ağustos. Yani bu yılın aslan kapısı bir 8 yılında gerçekleştiği için ekstra güçlü, derin ve dönüşümsel bir gün. Aslan kapısı enerji girişi genel olarak Güneş'in aslan burcuna girdiği andan itibaren başlar ve giderek yoğunlaşarak 8-8'de zirve yapar. Bu yılın aslan kapısı enerjileri benzersiz çünkü bir 8 senesinde yani 2024'ü tek tek topladığınızda numerolojik olarak 8 rakamını bulmuş oluyoruz. Ve içe dönük bir Merkür gerilemesi sırasında gerçekleşiyor. Bu da bu dönemi vizyonlarınızı, niyetlerinizi ve yaratımlarınızı yeniden yönlendirmek için ekstra güçlü bir zaman haline getiriyor. Aslan kapısı sırasında sizden güncel gerçekliğinizin ötesine bakmanız istenir. Aradığınız şey bu varoluş düzleminde henüz bulunmayabilir. Ancak bu onun ulaşılmaz olduğu anlamına da gelmez. Şimdi birlikte yıldızların dönüştürücü enerjisinden yararlanma şansımızı kullanalım. Ve sizlerle birlikte bakalım bugününüz ayın 12'sine kadar geçerli olacak olan bu aslan kapısı size neler getirecek? Şimdi ona bakacağız. Evet, niyetlerinizi alabilirsiniz ya da ben sizin niyetinize zaten burada niyet alacağım. Bakalım bu aslan kapısı, bu aslan portalı 8-8-8, 3 tane 8 yan yana. Çok güzel bir gün bence. Sabah 8'de eğer kaçırdıysanız akşam saat 8'de de dilek dileyin bence. Ve bunu 8 Ağustos, 9 Ağustos, 10, 11, 12 Ağustos'ta saat 8'de sabah 8, akşam 8 fark etmez. Bunu yaparsanız bence güzel dilekleriniz çok çabuk bizi yaratana kavuşabilir ve olmasını belki birazcık daha böyle hızlandırabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii ki de böyle çok ütopik hayaller olmadığı sürece olmayacak bir dua da yoktur biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada tam 4 tane var. Bir tane daha alacağım. 5 deste. 5 desteyle birlikte ben de dahil olmak üzere ben de kendi enerjimi sizlerle birlikte buraya katıyorum. Ve bakalım bizlere bu videoya denk gelen sevgili arkadaşlarıma neler açacak? Hangi kapıları bizlere açacak? Bunları yorumlayacağım sizler için. Ben şöyle kartlarımı alıyorum. Belki aklıma başka bir tane daha deste gelirse onu da burada eklerim ama sanırım aldığımı düşünüyorum. Evet, bir tane daha alacağım. Şimdi tam aldığımı düşünüyorum derken bir tane daha alacağım. Lara tarot almak istedim. Bakalım enerjileriniz ve enerjim hepimizin. Şöyle ilk kartı göstereyim. Şefkatli bağlantılar geldi. Şöyle şuraya kadar götürüyorum. 4 ve 5. Tamam. Şimdi bakalım gezegen kartlarımız. Balık, balık, yay geldi. 2 balık yan yana ve yay kartımız geldi. Yay burcunun. Evet. Yeni ay ve dolunay olarak geldi. Bu çok enteresan gelmedi mi sizce de? Yengeç geldi bu sefer de. Lara taraftan da almak istemiştim. Şimdi
Bu ay size bir kere şifa getiriyor. Burada sorunlar var sevgili arkadaşlar. Elinizin, kolunuzun iletişim konularında özellikle de birisiyle konuşmak istiyorsanız fakat konuşamıyorsanız, kendi kendinize bir duvar ördüyseniz veya da çift taraflı bir duvar örüldüyse, birbirinizi sosyal medyada engellediyseniz veyahut da engellemediyseniz de konuşamıyorsunuzdur. Hani böyle bir manevi bir engel var diyelim. Bu konularda şifalanacaksınız. Kararsız kaldığınız konularda şifalanacaksınız. Başa geçemediğiniz konularda, hızlanamadığınız konularda, hata yaptığınız, şüphe duyduğunuz, verimsizlik yaşadığınız konularda artık bir şeylerin zamanı gelmiş. Yani bu videoya denk gelen sevgili arkadaşlarım, hayatınızda bir kötü dönemden geçiyor olabilirsiniz. Bunu Instagram'ın kapatılmasına bağlamayacağım. Merak etmeyin. O da ayrı bir konu zaten. Spiritüellik ile uygulanabilirliği dengeleyin. Balık dolunayda. Meditasyon yapın ve derin düşünün. Yeni ay balıkta geldi. İki kart yan yana geldi. Şöyle göstermek istiyorum. İkisi de balık balık. Yanına bir tane de yay geldi. Şöyle balığı göstereyim. Bir de şöyle balığı göstereyim. Büyük resme bakın dedi. Şimdi sorunların arasında kendinizi kaybolmuş çıkmazda hissediyor olabilirsiniz. Bugüne kadar. Daha doğrusu ayın 12'sine kadar da böyle hissedebilirsiniz. Korunma geldi. Su dişi öncü. Yengeç burcu. Bakın balık, yengeç. Sular burada, su canlıları uçuşuyor diyebilirim. Kokarca ruhu geldi. Erkek geyik ruhu ve antilop ruhu geldi. İki tane neredeyse geyik diyebiliriz. Birbiriyle çok koordineli geldi aslında. Dediğim gibi iletişim konularında eğer ki bir çıkmazdaysanız, bir türlü istediğiniz kişiyle iletişime geçemiyorsanız, kararsızsanız, özellikle de aşk konusunda, şefkatli bağlantılar konusunda. Ama size ne geldi biliyor musunuz? Bize çok güzel bir kart geldi. Juno geldi. Juno nedir? Evlilik asteroididir doğum haritamızda. Bağlanma arzusu, sevgide verimlilik, cinsellik, mükemmel ve denge uyumunu isteyen ruhlar birliğe ihtiyaç duymak dedi. Yani bence sorunlarınızı burada göstermiş ve ayrıca diyor ki değerinizi de bilin diyor. Değerinizin bilinmediğini de düşünüyor olabilirsiniz veyahut da size bunu hissettiriyor, gösteriyor olabilirler. Böyle bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Ama bütün bunların değişeceğini, çünkü bir kapıdan geçeceğiz sevgili arkadaşlar. Bu öyle böyle bir kapı değil. Güzel, böyle kuvvetli bir kapı, tabiri caizse. Değişim, dönüşüm, her şey olabilir. Bir de şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu zamanda şimdi böyle çok umudunuzu kestiğiniz bir ex partneriniz varsa ondan bile bir dönüş alabilirsiniz. Eğer ki tabii ki kaderinizde böyle bir şey söz konusuysa. Yani hiçbir şeyi zorlamanıza gerek yok. Kendi ayağıyla da, kendi isteğiyle de gelebilir, ayaklarınıza kadar kapanabilir. Böyle bir durum söz konusu. Onu geliş şekliyle ve en son ne konuştuysanız, işte nasıl ayrıldıysanız, durumu şöyle güzel bir değerlendirerek, şöyle büyük resme bakarak değerlendirmenizde fayda var diyor kartımız. Birçoğunuza evlilik getirecek. Birçoğunuza değerini bilme, kıymete binme, hatalarından arınma, şüphelerinden arınma, son derece ölçülü bir hayata geçmeyi getirecek. Artık istemediğiniz, yapmak istemediğiniz şeyler, size göre günah sayılacak durumlar bile artık düzelecek. Çok güzel geldi, çok manidar geldi, çok derin geldi sevgili arkadaşlar. Çünkü şifacının gelmesi zaten muazzam oldu. Juno'nun gelmesi çok büyük bir nokta atışı oldu. Değerinizi bilin, başa geçin. Bunlar çok önemli noktalar, size çok önemli ipuçlarını veriyor. Bunları yapacaksınız diyor. Bunlar olmalı zaten diyor. Peki, başka ne soralım istedim.
Şimdi bana az geldi birazcık burada. Biraz da klasik tarot destemizden alalım bakalım. Ne diyecekler bize? Evet. Biraz daha karıştırdım şöyle. İyice niyetinizi alın. Odaklanalım şöyle bakalım. 8-8-8 aslan kapısı bizlere neyi getirecek sevgili arkadaşlar? Hep birlikte bir görelim. Çok güzel. 1, 2, 3, 4 tane büyük arkana kartı geldi. Şimdi birçoğunuz bir yerden para beklentisi olanlar olabilir. İyileşmeyi bekleyenler olabilir. Sağlığına, sıhhatine kavuşmayı bekleyenler olabilir. Bir dengesizlik var sıhhat konusunda. Yani sağlık konusunda bazılarınızda. Ama çok güzel bir dengeye geleceksiniz ve bu dengeyi kendi kendinize de oluşturacak olabilirsiniz. Beslenme düzeninizi dengeleyebilirsiniz. Örneğin hareketsizliğinizi. Burada bir hareketlilik var sevgili arkadaşlar. Aslan kapısı sizi hareketliliğe açıyor. Asla artık monotonluk yok yaşantınızda. Vızır vızır arı gibi işleyeceksiniz. Aynen böyle bir şey. İşe girebilirsiniz. Bir beklediğiniz yerden para varsa onu alabilecek olabilirsiniz. Ondan sonra sağlık konusunda dediğim gibi iyileşeceksiniz, dengeleneceksiniz. Aydınlanmanız gereken konularda aydınlanacaksınız. Çok cabbar bir hale bürüneceksiniz. Bakın değnek kraliçesi geldi. Koç aslan yay burcunu ifade eden kartımızdır. Onun yanına bir kısmınız yine bu aslan kapısıyla birlikte bakın 11-11 enerjisi deriz biz buna. Daha doğrusu ben en çok diyorum zaten. 4 tane değnek 11-11 enerjisi gibi gelir bana. Bu da güzeldir. Yani bu açılıma da denk geldiği için çok güzel oldu bence. Yanına araba kartı geldi. Şimdi bazılarınız bir emlak alımı satımı yapacak olabilir. Elinize geçecek bu fırsatı çok iyi değerlendirecek olabilirsiniz. Belki satarsanız elinize bir miktar tabii ki de bir maddi nakit akış olacak. Ya da mevcut olan nakitinizle birlikte gidip bir mülk alabilecek olabilirsiniz. Veyahut da bir kiralık eve çıkacak olabilirsiniz. Burada ayrı bir eve çıkma durumları olabilir. Veyahut da gayrimenkul sektöründe işe girecek olabilirsiniz. Ya da organizasyon şirketinde işe girecek olabilirsiniz. Tabii ki de en güzel kısma geldik. Söz, nişan, düğün birisiyle olabilir diyor. Bakın evlenebilirsiniz. Çünkü bu aynı zamanda evlilik kartıdır da. Aynı çatı altında bir araya gelmektir. Ve Juno da geldiği için birçoğunuz evlenecek olabilir sevgili arkadaşlar. Burada son derece güzel kartların sıralanması geldi. Bir tane negatif kart yok dikkat edersiniz. Hepsi de çok güzel geldi. Ve hayatın direksiyonuna geçeceksiniz sevgili arkadaşlar. Zaten bunun için yeteri kadar isteğiniz var. Değnek kraliçesi olarak geldiniz. Erkekseniz de bir tılsım prensi olarak geldiniz. Yani toy enerjilerde olmanıza rağmen bazı şeyleri belki idrak edemediniz, belki yeteri kadar eğitim alamadınız, belki ruhunuzu olgunlaştıramadınız yaşınız büyük de olsa. Ama yine de bu kapı size muazzam güzellikler açacak. Yani isterseniz toy enerjilerde olun, isterseniz olmayın. Son derece güzel şeyler sizin ayağınıza kadar gelecek olarak görünüyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Şimdi bu aslan enerjisinde böyle bir cabbarlık vardır. Aslan kadını asla hareketsiz değildir. Çok hareketlidir. Yapmadığı şey yoktur. Ama aslan erkeği farklı olabiliyor. Mesela aslan kadın içinde, aslan erkeği içinde uyku çok önemlidir. Bunu kendimden de deneyimlediğim için çok iyi biliyorum. Ama onun haricinde uykusunu alır aslan kadını ve tekrar çalışmaya, mücadele etmeye devam eder. Fakat aslan erkeği ya biraz daha uyuyayım, biraz daha uyuyayım falan tarzında böyle bir tembellikler bazen yapabiliyor açıkçası. Çünkü doğada da böyledir. Aslan, erkek aslan çocuklarla kalır, dişi aslan gider, avlanır, eve yemek getirir. İşte bu cabbarlık da aslında biraz da buradan da geliyor. Yani doğasında var aslanın, anladınız mı? Hani bunu demek istedim. O yüzden bu aslan enerjisi de size bu cabbarlığı verecek. Bu hareket enerjisini verecek. Bu iş bitirme enerjisini verecek. Yani bir işe girdiğiniz zaman bunu sonuna kadar gidersiniz. Yarım bırakmazsınız.
Bunlar olacak. Başladığınız ilişkilerde de böyle olacak. Başladığınız, girdiğiniz işlerde de, bir işe de girseniz güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Orada uzun süre belki kalacaksınız. Ve eğer ki sağlık probleminiz varsa kesinlikle kesin bir çözüm bulunacak buna ve dengeye geleceksiniz. Neden dengesizleştiğinizi bulacaksınız. Bunun idrakına varacaksınız. Bu şekilde geldi. Bence çok güzel geldi. Çok pozitif geldi. Bu videoya umarım herkes çok denk gelir ve yani alması gereken mesajları alsın, çok istiyorum. Çünkü dinlemeniz bile aslında şifalanmanızın bir göstergesi. Zaten şifacımız geldi. Özellikle de boğaz çakrasında, bu aralar öksürüyorsanız, boğazınızda böyle bir ağrı varsa, bugünden itibaren veya ayın 12'sinden itibaren bunun da şifasını alacaksınız. Bir sürü konuda kendinizi geri kalmış veya da kararsız kalmış veya da çaresiz hissediyor olabilirsiniz. Ama artık bugünden itibaren enerjilerinizi de pozitif yönde aktive edin. Bu video size rahatlık versin. Bu video size iç huzur versin ki düşünceleriniz de rahatlasın. Düşünceleriniz rahatladığı zaman göreceksiniz ki zihninizle birlikte işleriniz de açılacak, güzel şeyler yaşayacaksınız. Çok böyle es geçtiğimiz bir şey var aslında, biz insanların çok madde boyutunda olduğumuz için her şeyin bir şekli var. Yani hepimiz bir şeyin bir şeklin içindeyiz. Ruhumuzu göremediğimiz için diğer şeyleri de göremiyoruz. Yani frekans gibi, yani enerji gibi, yani elektrik enerjisi gibi. Aslında insan vücudu komple bir elektriktir, enerjidir, frekanstır. Bu yüzden de çok böyle aslında bilmemiz gerekiyor ama nasıl anlarsınız bilemiyorum. Biraz bu konulara dalmanız gerekiyor. Kendinizi tanımanız gerekiyor. Siz bir insansınız. Evet, ama nasıl yaratıldınız? Neden yaratıldınız? Yani yaratıldığınızın maddesi nedir? O madde nereden geliyor? O madde nasıl oluştu? Toprak elementinden oluşuyoruz. Ama element olarak toprağız. Ama o bizi oluşturan o toprak nereden, nasıl, nelerden birleşti de geldi? Bunları bilmeniz gerekiyor. Eğer ki bunun da farkına, bilincine varabilirsiniz, eğer gerçekten hayatınızda çok büyük şeyler olacaktır. Ne olduğunuzu, kim olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Bu sadece yemek yiyip, işte yatıp uyuyup, işe gidip, işte evlenip, çocuk sahibi olup, yaşlanıp sonra ölmekle alakalı bir şey değil. Eğer böyle düşünülüyorsa zaten çok yazık oluyor. Hani boşu boşuna oksijeni tüketmiş oluyor bu tarz insanlar yaşama boyunca. Yani biraz daha böyle, ne bileyim, kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor, bilinçlenmemiz gerekiyor. Bu aslan kapısı aslında bu çağda, yani bugün de hayatta olanlar için çok önemli bir kapı olarak diyebilirim sizler için. Hepimiz için, daha doğrusu bütün canlılar için aslında. Evet, sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım çok çok iyi gelmiştir, şifalanmışsınızdır, güzel bilgiler edinmişsinizdir. Sizlere yardımcı olacaktır. Güzelliklere, iyiliklere hazır olun. Bu videoyu dinleyenler özellikle de. Umarım, ben buradan niyet ediyorum, çok kişi dinlesin, çok kişi izlesin burayı. Çünkü çok pozitif geldi. Her zaman pozitif gelmez. Dikkat ederseniz ilk açtığımda hayatınızla ilgili bugüne kadar olumsuz şeyler geldi. Fakat kapıdan geçiyoruz ve geçtikten sonra size gelecek olanlara bakın. Zaten şifacımız gelmişti, söylemiştim. Juno geldi. İşte bu diğer kartlar da öyle. Ama gerçekten ben çok memnun oldum böyle bir açılım olduğu için. Hepinizi kocaman öpüyorum. Başka açılımlarda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.